Türkiye'de İzmir nasıl farklı bir yerse, Karşıyaka'da İzmir için de bambaşka bir yer bizim için. 35.5'da buradan geliyor. Biz kendimizi burada İzmirli hissetmiyoruz. Daha farklı hissediyoruz. İzmir'i çok seviyoruz. Evet, İzmir'in bir semtiyiz ama Karşıyaka bambaşka bir şey bizim için. Yani Karşıyaka İzmir'den çıkardım, bizim için geriye bir şey kalmıyor. Örneğin benim dedem vapurla Alsancak'a giderken ben İzmir'e gidiyorum der. Konağa geçerken İzmir'e gidiyorum der. Kimse de bunu yadırgamaz. Ama başka biri buraya geldiği zaman ben İzmir'e gidiyorum dediğinde ne alaka, Karşıyaka'da İzmir değil mi der. Ya burada 35.5 aslında böyle bir ayrımcılık değil. Aslında içinde birazcık esprisi yani. Hani biz İzmirli değiliz, Karşıyaka'lıyız. 1912 yılında kuruluyor Karşıyaka Spor Kulübü. Yeşil İslamiyet'ten, kırmızıyı Türklükten alıyor. Türk bayrağını Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle amblemine Türk bayrağı konuluyor. Mesela Kapsinkap demek Osmanlıca KSK'nin işte baş harfleri. Yani 1912 yılında kurulduğu için kulüp Kapsinkap KSK'nin baş harfleri. Yani Kapsinkap da okunuşu. Oradan geliyor. E şimdi böyle köklü bir tarihe sahibiz. E tabii ki bir farklılık oluyor. Ya zaten buraya insan geldiği zaman gerçekten o farkı hissediyor. Karşıyakalı olmak futbol takımını, basket takımını tutmak demek değil yani. Semt sevgisi zaten aslında. Hani ben Karşıyakalı dediğin zaman ben Karşıyaka Spor Kulübü taraftarıyım demek değil bu. Sadece o demek değil. Zaten bu semte sahip çıkıyorsan, Karşıyakalı diyorsan her şeyiyle sen, futbol takımı, basket takımı hepsi bunun içine dahil. Yani semtle takım birbiriyle birleşmiş biçimde. Karşıyaka! Harici, maçlara gelmeyen insanlar harici de arkadaşlarımız, çevremiz var tabii ki normal olarak. Benim jenerasyonum, şimdi benden alt jenerasyonda kardeşlerim de var burada. Benim jenerasyonumdan arkadaşlarım da var. Özellikle benim jenerasyonumu bir incelerse bir sosyolog gelip Karşıyaka'ya, hani genelde şöyle bir kanı vardır. Maçlara giden adam tribün çocuğu alt kesimdendir. Hani okumamıştır, serseridir. Gelsin bir sosyolog incelesin, %80'imiz üniversite mezunu. İddia ediyorum. Herkesin işi gücü var. Maddi durumu orta ve üst seviye ve biz hepimiz tribündeyiz. Karşıyaka'ya vakit ayırmaktan kendi bazı şeylerimize vakit ayıramıyoruz. Ya mesela ben var ya, yıllardır sinemaya gitmedim. Ya ben sinema televizyon mezunuyum. Yıllardır sinemaya gitmedim ya. Neden? Her hafta sonu maçtayım. Zaten her hafta film izliyorsun. Her hafta ayrı bir film. Kendi filmlerimizi çekiyoruz biz statlarda, tribünlerde, semtte yani. Ya tabi bu maçın heyecanı ayrı bir şey. Yani İzmir derbisi. Tabii bugün baktığın zaman Karşıyaka futbol takımının durumu gerçekten çok kötü durumda. Yani 20 yıldır biz 2. ligdeyiz ama hiç bu ligden düşme tehlikesi bu kadar yaşamamıştık. Bir durum da zor gözüküyor. Ümitli olanlar var. Ben çok ümitli değilim açıkçası. Ama yine bizim için değişmiyor. Yani biz yine bu derbinin heyecanını kendi içimizde yaşıyoruz. Biz yani renklerimizi yaşadığımız her yere, gittiğimiz her yere götürmeye çalışıyoruz yeşilimizi. Ben de tabii kendi yaşadığım odamda hep bu renklere yer vermeye çalışıyorum. Mesela odamda bir tarafta gördüğünüz 100. yıl formamız, o bizim 100. yıl formamızdı. 1912 yılında kurulan Karşıyaka Spor Kulübü malum 2012 yılında 100. yılını kutladı. O 100. yıl formasıdır. O hep her zaman benim duvarımda asılı kalacaktır. Benim kendi inşallah çocuklarıma miras kalacaktır. Yan tarafta gördüğünüz de basketbol şampiyonluğumuzun bizim çok değerli. Geçen sene gerçekten yani inanılmaz ekstra bir mutluluk yaşadık. Yani 30 sene sonra 1987 senesinde en son şampiyon olmuştuk. 28 sene sonra Türkiye Basketbol Ligi şampiyon olduk. Ufuk Sarıcı antrenörümüzün önderliğinde. Yani rüya gibi bir bizim için sezon oldu. Bir de o şampiyon takımımızın tabii orada posteri var. Bir yandan da tabii benim hastalık derecesinde mesela bir bilet koleksiyonum var. Orada benim yaklaşık 2003-2004 yılından beri gittiğim, özellikle deplasmanlara daha çok önem veriyorum. Orada o bilet koleksiyonu saklıyorum. Bazen canım sıkıldığında mesela çıkarırım, onlara bakarım. Orada bir takım fikstürler, benim kendi tuttuğum işte
okul zamanında işte defter arkalarına yaptığım puan tabloları, kadrolar falan içerisinde var. Tabii bunun yanında yaklaşık bir 12-13 yıllık gazete küpürleri var mesela önemli maçlardan sonra. İşte mesela 5 günlük bizim 8 Şubat'ta Göztepe yendiğimiz o maçın hala küpürü durur orada. Yakın bir arkadaşımız evlendi. Ben şimdi 33 yaşındayım. O da benimle eşit. Bu yaz düğün yapıldı. Çocuk evlenirken dedi ki kıza, kız Karşıyaka'lı değil. Bak ben maçlara giderim. Bana caz yaparsın bilmem ne. Bak sorun yaşarız yani. Kayınpederine de bunu anlattı. Kız bunu kabul etti. Evlendiler. Kısa bir süre sonra kız hamile kaldı. Biz bundan 2-3 hafta önce hiçbir iddiamız yok. Düşme %90 garanti bizim şu anda ligden. Alanya'ya gittik. 6 aylık hamile eşi çalışıyor. Sadece hafta sonları izinli. Hamile karısını bırakıp 10 saat yol biz de Alanya'ya geldi mesela. Ve kız bunu kabul ediyor. Hastalık işte. Ben bu çocuğu böyle bilerek aldım diyor. Yani. Hani bu belki bir şey anlatabilir size. Mesela oradan kalktık Elazığ'a gittik. Elazığ'da bizi görenler UFO görmüş gibi bakıyor yani. Siz burada ne işiniz var? Yani sanki şampiyonluğa... Çünkü düşüyoruz yani ne alaka? Annem babam ayrılmışlardı. 2009 yılları falan işte. O sene biz babamla böyle bu tabi ailesel bir takım problemlerden böyle ciddi bir kavga ettik. Burada Karşıyaka'da. Konuşmuyorduk yani. Dostum. Böyle bir ay iki ay falan oldu hiç babamla konuşmuyorum. O sırada ben de Afyon'da okuyorum. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde okuyorum. Kartal deplasmanı var İstanbul'da. Dedim gideyim. Atladım trene şeyden. Afyon'dan İstanbul'a gittim işte Kartal deplasmanına. Bu sırada da işte tabii Karşıyaka'dan gelen arkadaşlarımız falan vardı. Yaklaşık bir 10 otobüs falan gelmişler Karşıyaka'dan. Dediler işte Gebze sahilindeyiz biz. Falan ben de hani dedim Gebze'ye geçeyim işte. Oradan bir araçmara ayarladım. Gebze'ye geçtim. Bir baktım babam. Yani iki aydır babamla konuşmuyorum. Babamla karşılaştım. Babam deplasmana gelmiş. Kardeşim, arkadaşlarım hani böyle bir şey tertiplemişler. Biz de babamla birbirimizi bir gördük. Hemen ağlamaya başladık, sarıldık. Falan hemen babam paraları çıkarttı, biralar alındı falan filan. Allah sarılmalar malılmalar. Biz de maçı falan umursamadık, babamla sohbet ediyoruz falan. O gün de yenildik her zaman gibi. Zaten hep kaybediyoruz. Basket maçına Atina'ya gittik. Yunanistan içinde oraya deplasman yapan takım yok daha. Biz gittik ilk. Buradan 100 kişi. Yani bu bambaşka bir şey. Anlatabiliyor muyum? Sadece İzmir'de değil yani. Bizim hayatımızın çoğu Türkiye'nin diğer illerinde geçiyor. Yani doğuyu zaten... görüyoruz. Her yeri görüyoruz. Taraftar şimdi, deplasmandır zaten. Deplasmanda belli olur taraftar zaten. Hani baş İstanbul'da adam hafta sonu boş zaman olsun diye çocuğunu alıp maça götürüyor. Biz babamızla Elazığ'ıydı. Fark burada. Zaten biz bunu 7 gün yaşıyoruz. Yani bizim için maç günü diye bir şey yok. Biz hafta içi alakasız bir günde burada bizi karşıya konuşurken bulabilirsin. Bu bütün parklar semtteki bizim muhabbetimiz zaten. Hani herhangi bir amcayla da oturup bir teyzeyle de oturup takımın durumunu tartışabilirsin. Bir salı günü atıyorum. Anladın mı? Yani maç günü bizim için önemli değil zaten. Diğer takımlar maç günü bir gece önce heyecanlanıyorlar. Bizde vaziyet öyle değil. Yani biz Karşıyaka 7 gün 24 saat yaşıyoruz. Belki de farkımız oradan geliyor bilmiyorum. Ama işte hani biz boş zamanlarımızda maça gitmiyoruz, biz boş zamanlarımızda işe gidiyoruz. Öyle bir fark var. E-bile sisteme getirildi Türkiye'ye Pasolik adı altında. 2014 yılının Nisan ayında 62-22 sayılı sporda şiddeti önlemek için bir yasa çıktı. Bu yasa tamamen taraftarları bir terörist gibi gören, onları bir işin öznesi kabul etmeyen ve taraftarlardan bağımsız bir takım kararların alındığı bir kötü bir yasa. Bunun tabii arkadaşlarımız, abilerimiz bedellerini ödediler. Ödüyorlar da. Yani mesela gerçekten bu sistemin tamamen karşısındayız. Aslında baktığın zaman ilk başta bu sisteme direndik, bu kartı almadık ama aslında taraftarlar olarak buna topyekun çok iyi bir mücadele ettiğimizi söyleyemem. Bugün işte biz de cebimize bu pasoliği koyduk yani. Ha düştüğümüz zaman mesela Karşıyaka Spor Kulübü düşebilir bu sene tek... Bir tesellimiz seneye mesela pasolik sistemi yok. Bir attıkta kağıt bilet var. Hani bir o bizi sevindiriyor. Biz bu ülkedeki
İktidarla karşı mıyız? Evet karşıyız. Daha çok yakın zamanda kardeşlerimiz bizim ceza aldı. Cumhurbaşkanı hakaretten. Ama bizim görüşümüz zaten bütün Türkiye biliyor. Yani bunların yüzünden çok ceza almaya da devam edeceğiz. Yani. Yani artık yani Türkiye'de taraftar olmak gerçekten çok zor. Yani bir attığın slogandan dolayı bir yıl maçlara girmeyip cezayı yiyebiliyorsun. İşte bundan yaklaşık iki hafta önce Karşıyaka Fenerbahçe maçında Cumhurbaşkanı'na hakaret edildi. Gerçekten yaklaşık 30 arkadaşımız fişlendi. Bir yıldır maçlara giremeyecekler. Yani hani böyle bir dönemden geçiyoruz yani.